yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun? Oh. Japonya'nın oyun merkezindeyiz. benim en yakın. Boğazına kalır inşallah. Evet, biraz sıkıntı var, boğazına kalır inşallah. Şimdi burası arkadaşlar Japonya'da Game Center deniyor. Oyun merkezi. Hani AVM'lerin içinde olur ya, ama Japonya'daki farklı, bambaşka, Türkiye'dekiyle aynı değil. Size bugün Japonya'nın eğlence merkezi tanıtmak istiyorum. Hafiften bizzat ben de oynayarak. Bunlar hep bozuk parayla oynanıyor bu oyunlar. O yüzden kağıt parayı koyuyorsunuz. Yüz yen gelsin diyorsunuz. Size geri 9000 yeni veriyor. Ve bozuk para elde edebiliyorsunuz burada. Jenny, come on. That's that. Oha. Ne? Ben de taksi olacağım. Bunu buraya düşürmeye çalışacak anladığım kadarıyla. Oh. Ya hep bunları ayarlıyorlar ya. Arkadaşlar Juntaro normalde gayet güzel oynuyor. Many hours later. Bununla mesela balık yakalıyorsun ya, yakaladığın anda çekmeye başlıyorsun. Çekmeye çalışıyorsun, çekmeye çalışıyorsun. Çektin mi? Oo bak çekebildin. Ya yaptım çekmiyor.
Ne yapıyorsun abla, ne yapıyorsun? Bu da böyle dans oyunu arkadaşlar. Bu da aptal, burada kumar oynar salak. Gördüğünüz üzere iş çıkışı teyzeler falan da burada vakit geçiriyor, ablalar, teyzeler. Böyle bir şeylere bak istiyorsanız dart falan da oynayabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda açıkçası çocuksu ama anladığım kadarıyla insanlarla bağımlılık yapan bir tip oyun. Yani bilmiyorum. Ben daha böyle vücudum hareket ettirmeyi seviyorum, basket oynamayı seviyorum vesaire. A few moments later. Ne kadar para harcadın buna? Sonuç oldu bakkan o mannaka göre. Cuntaro alabilecek mi? Genelde böyle yerler Japonya'da böyle sevgililerin geldiği yerler oluyor. Ya böyle evde ailesiyle sıkıntı çeken bu kocalar, karılar ya da manitasıyla vakit geçirmek isteyen öğrenciler vesaire genelde takılıyor. Ya da bizim gibi işsizler. Güzel olan acayip çok çeşit var ya, bitmiyor yani. İstediğini alabiliyorsun, istediğini bulabiliyorsun. Mesela bu VR şeyleri, virtual reality, böyle mesela araba oyunları bizzat arabanın içindeymişin gibi sanal gözlükleri takarak da oynayabiliyorsunuz. Böyle korku evine, sanal dünyada korku evi gibi, o yani gerçekten görüp hissetme anlamında. Resminizi çekiyorsunuz böyle. Let me take a selfie. Falan. Ondan sonra gözlerini büyütüyor, tatlımsı tatlımsı falan çıkarıyor vesaire. Sonra da arkadaşınızla böyle resimler çekip işte o gün yapılan şeyleri daha sonra hatırlamak adına küçük bir böyle resim çıkarttırabiliyorsunuz. Evet, eğlence merkezimizi tamamladık yaklaşık. Ha iti haytlan anca göre. Bakın 6 çeyrekte buluştuk, 7.30 olmuş. Aynen dışarısı falan gece olmuş yani. Girdim mi bayağı bir vakit alıyor çıkmanı. Bir de böyle bağımlılık yapıyor. Yapamadıkça yapasın geliyor falan, iyice sıkıntı oluyor. Rana sen ne kadar yedirdin para? 1500 yen sadece bir şey almak için uğraştı ve alamadı da. İşte böyle de yani paranızı çalıyor. O yüzden mesela ben daha çok basket oynuyorum vesaire ya da o davul şeyini oynuyorum. Ya paranın karşılığını alabileceğiniz şeyler. Neyse umarım beğenirsiniz. Gelirseniz garanti gidin Japonya'da Game Center, Game Center diye geçiyor. Bütün AVM'lerde, AVM olmasa da sokaklarda vesaire bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.